yanında canı sıkılıyordu anların. En küçük zaman birimi diye kimse onlara kulak asmıyordu. Anların kağıttan bedenleri dolaplara, çekmecelere, albümlere, çerçevelere saklanmıştı. Anların ruhları ise zihinlerin derinliklerine yuva yapmıştı. Rüya da olsa görmek borçlanmaktır. Uyandığımda o anları bu anlara taşımaya karar verdim. Onları unutuşun koynuna bırakmayacaktım. Bu gece borcumu ödeyeceğim. Bu gece Can Dündar'dan yardım isteyeceğim. Can'ın işi insanı insana anlatmak. 20 yıldır gazetede, televizyonda, kitapta, konferansta, şarkıda, her mecrada gerçeği bir aynadan ötekine aktarıyor. Başka hayatları hayatımıza katıyor, bizleri dönüştürüyor. Peki bu anlarının dolduğu 40 yaş kupasından kendisi nasıl bir su içiyor? Kaynar, acımtırak, bulanık mı, yoksa ılık, tatlı ve berrak mı? Yoksa bütün damlalar birbirine mi karışıyor? Gerçeğe yaklaştıkça ondan uzaklaşılıyor mu? O bir ikizler, söylesin bakalım, iki bir olmak istiyor mu? Bir ikiye bölünmeden durabiliyor mu? Ruhumuzun rengi işimizi, işimizin rengi ruhumuzu örtüyor mu? Rüya yorum bekliyor. Bir kum tanesi, Distiridye'nin karnına düştüğü anın, sıkı sıkı sarılıp sedefler giymeyi beklediği anın, sonra saydamlaştığı, aydınlandığı, beyaz beyaz gülümsediği anın bilinmesini istiyor bir kum tanesi. Bir inci, içinde bir inci, onun da içinde bir inci, onun da, onun da, onun da. Küçücük bir damlada bütün bir dünya. Kim bilir, belki uykudan uyanmaktır onu. Öyleyse anın içindeki anı yakalamak gerek. İncil'in içindeki incileri yani. Her rüya bir borç yüklüyor insana. Ödenir uyanıp okyanusa karışınca. Can Dündar, bu dünyaya ve İnci Avcısı'na hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok çok güzel bir metindi, öncelikle tebrik ederim. Çok soru vardı içinde, hangisinden başlayacağım bilemiyorum. 40 yaş kupasındaki sudan başlayalım. Sudan başlayalım. Ya orada acı mı? Acı değil tabii, 40 yaş kupasını insan o suyu içince buruk denilebilir belki ama işin şöyle bir lezzeti var aslında. Şeyi soruyorsun ya, gerçeğe yaklaştıkça uzaklaşıyor mu? O doğru. Yani insan hayat çizgisinde ilerlerken sanki çok bilmekten az bilmeye doğru yöneliyor. Yani çok bildiğini sanıyorsun. Halbuki hayatın o kadar sığ olmadığını keşfettikçe, belki sen derinleştikçe hayat karmaşıklaşıyor. Hayat karmaşıklaştıkça onu çözmeye çalışırken sen olgunlaşıyorsun. Belki de olgunlaşmak denilen şey zaten bu. Onun için bana çok şey gelmiyor. Yani zaman zaman buruk, zaman zaman acı su. Ama zaten mutluluk denilen şey de bütün o acılardan da mutlularak elde edilen bir şey. Yani çağırınca gelen bir şey değil, tembel bir şey. 40 yaş insanın griyi keşfettiği bir yaş değil mi? Evet. İyilerin ve kötülerin tek başına bir şey, bir anlam taşımadığını, birbirlerini tamamladıklarını, belki bir evin iki önemli odası olduğunu belki de keşfediyorsun değil mi? Aslında bütün renklerle geçiyor hayatın. Hayatın değişik renklerini keşfetmeye başlıyorsun ve paletinde çok renk oluşmaya başlıyor. O çok güzel bir şey. Dolayısıyla resme, yaptığın resme de yansıyan bir şey o. Bir de dediğin gibi yani kızılderililer ve kovboylar oluyor. İyiler ve kötüler oluyor bir genç yaşta belki insanın hayatında. Olgunlaştıkça şeyi fark ediyorsun ki aslında öyle kategoriler yok. Her insanın içinde iyilik ve kötülük var. Yani iyilerin içinde olgunlaştıkça şeyi fark ediyorsun ki aslında öyle kategoriler yok. Her insanın içinde iyilik ve kötülük var. Yani iyilerin içinde kötülük yanları var. Kötülerin içinde iyi olabildikleri durumlar var. Ve şu belki sonuçta hepimiz belki içimizdeki kötüyü dizginleyip iyiyi keşfetme mücadelesi hayat. Ve bunu ne kadar başarabilirsen sonunda ondan iyi bir şey çıkarıyorsun ve iyi yaşadım ya demenin sırrı orada herhalde. Peki asıl olanın gri olduğunu, iyilerin ve kötülerin birbirini tamamladığını keşfettiğin an sende ne gibi hayat üzerine ne gibi sorgu anları türedi? Ya bu çok benim için bir önemli bilinç bir anı bir şey. Çünkü, evet, değil mi? Evet, gerçekten öyle. Çünkü şey oluyor ya, biz televizyonda çok yapıyoruz bunu ve ben bunu doğrusu ben de yaptım. Yani tartışma programları vesaire. Şimdi de çok keyifle izliyoruz. Arena gibi diziliyoruz. İnsanları iki cepheye bölüyoruz. İşte bunlar siyahlar, bunlar beyazlar. Şimdi kavga edecekler. Hadi başlayın diyoruz ve başlıyoruz.
Bir dönem ben de yaptım böyle şeyler. Fakat bir nokta geliyor, anlıyorsun ki ya böyle bir şey değil hayat. Yani hayat bundan ibaret değil. Gerçek dediğimiz şey gerçekten o gri alanda. Ve biz insanları bu kadar birbirine düşürdüğümüz anda hayatın içindeki o gri noktaları yakalamamız çok zorlaşıyor. Ve keskinleştiriyoruz o uç noktaları. Halbuki onları törpülememiz lazım. Yani kaynaştırmaya çalışmamız lazım. Ben bir programda hatırlıyorum. Çok gerildi ortalık ve tansiyon yükseldi. Çok kritik bir konu. Toplumun çok duyarlı olduğu bir konuyu tartışıyoruz. İki taraf birbirine neredeyse boğaz boğaza gelecek kadar yükseldi. Ve durdum ve bir anda ne yapıyoruz biz hissettim. Yani ne yazık ki çok az meslektaşımız bunu soruyor değil mi? Belki kendine soruyorlar ama öyle bir yapılanma var ki bu prim yapıyor. Seyirci buna alıştı. Onlar da hani indir işaretiyle tribünden izlemeye bayılıyorlar. Ve bunun içinde belki herkes bunu da sorgulamaya vakti kalmıyor. Ama şunu anladım ki bizim derdimiz o insanları kapıştırmak değil belki. Yani böyle misyonum da yok barıştırmak gibi ama en azından anlamaya çalışmak olmalı. Biz yani teşhirle yetinemeyiz diyorsun. Aynen öyle. Değil mi? Yani burada niye o insanlar bunu savunuyor ve ne demek istiyorlar? Buna tercüman olmak gibi bir misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Onun üzerine bıraktım o tür programları. Şimdi biraz daha belki derin bakmaya çalışan işte belgesellere yöneldim. Can, sen aslında yaptığın işlere bakılırsa bir savaşçısın. Nerede bir haksızlık var orada mutlaka Can'a ait bir söz var. Ben barışçı sıfatını tercih ederim genelde. Kötülüklerle savaş anlamında savaşçılık değildi istersen. Ama yine de köşene verdiğin at ada. Evet. Bir yanın çok güçlü bir biçimde dinginliği, kaçışı, yalnızlığı da özlüyor herhalde değil mi? Ada aslında adı şuradan çıktı. Bütün ütopyalar adalarda geçer. Dünya edebiyatının en önemli eserleri ütopyalarda hep bakarız adalarda geçmiştir. Ütopya adı zaten Yunanca'dan geliyor zannediyorum. Olmayan yer anlamı taşıyor. Yoksa sen kendini gerçek kabul etmiyor musun? Bir ütopya kahramanı gibi. Ben aslında kendimi değilse bile belki varmak istediğim yeri, yaşamak istediğim ülkeyi bir ütopya olarak görüyorum. Ve ütopyalar mutluluk diyarlarıdır. Yani onun için olmayan yerlerdir. Ütopyalar şeydir, yani adil yerlerdir, adaletin olduğu yerlerdir. Ve insanlar gerçekten orada didişmezler, mutlu yaşarlar. Bu bir amaç, bu bir hedef, bu bir işte o anlamda ütopya. Onun için o adaya varma çabası, bütün o yolculuk belki hem mesleki hem kişisel yolculuğun asıl amacı ve belki hep onun hayaliyle yaşıyoruz. İşte adaya vardığın anda tekrar dönüp yüzünü kalabalıklara çeviriyorsun. Bu sefer takım adaları aramaya başlıyorsun. Evet, aramaya başlıyorsun. Onun için gel senin şu gel git anlarını konuşalım. Evle sokak arasında mutlaka gel git anların olmuştur. Okulla iş arasında gel gitin olmuştur. Evlilikle bekarlık arasında olmuştur. Televizyonculuk mu yapsam, gazetecilik mi yapsam? Hadi şu gelgitlerini anlat. Herkesin olmuştur. Bir defa doğada varmış. Yani gelgit lafı zaten doğadan gelen bir şey. Onun için yani doğada olan bir şeyin insana yabancı olması mümkün değil. Hepimizin zannediyorum bir yanı hadi kalk gidelim derken öbür yanı otur burada keyfine bak diyordur. Bu benim hayatımda çok sık olur. Yani ben bunu itiraf da ettim yazılarımın birçoğunda. Yani ikizlere özgü bir şey gibi görünür ama ben çok insani bulurum. Yani hem olduğun toprağa tutunmak hem de yele takılıp gitmek özlemini aynı anda hissedebilir insan. Ve zamana, mekana, o anki durumuna, kendi ruh haline göre şunu ya da bunu seçersin. Ve her seçtiğinde aslında bir şeyi kaybedersin mutlaka. Yani bir şeyden vazgeçmiş olursun. İşin trajik yanı da odur aslında. Benim kendi en keskini hangisi bunlardan? Ya benim kendimle ilgili sıkıntım şu. Ben genellikle hem tercih etmeyi seviyorum ama aynı zamanda vazgeçmek istemiyorum. Yani halbuki her tercihte vazgeçmek zorunda olduğun için genellikle çarşafa dolanırım bu tür durumlarda. Hem kendim hem çevremdekilere biraz belki sıkıntı veririm. Ama şuna gerçekten de iş hayatında da yaşadım bunu. Yani bazen işte televizyonda İddialı şeylere imza atma tutkusuyla aynı zamanda büyük bir tembellikle eve kapanıp tamamen kendi içine çekilme arzusunu aynı anda hissedebiliyor insan. Çevrendeki insanlar bu gerilimden nasıl evet onlara sormak oluyor lazım. Onlar geriliyordur asıl. Ama açıkçası şunu da söyleyeyim. Hani o senin giriş şeyinde o da vardı. Ruhunun rengi işine nasıl yansıyor gibi bir cümle. Ben bunun beni çoğalttığına inanıyorum.
Yani yaptığım şey ne kadar yansıyor bunu izleyenler karar verir belki ama yani değişik aranlarda ürün verebiliyorsun. Verdiğin ürüne bir farklı renk çeşitleri koyabiliyorsun. Sadece mavi demiyorsun da işte uçuk maviyi de görebiliyorsun, cam göbeğini de görebiliyorsun, deniz mavisini de görebiliyorsun bir noktadan sonra. Ama devamlı ben... kalp çarpıntısı değil mi? Evet ama hayat onu zaten, o durduğu anda hayat bitiyor biliyorsun. Evet. Can, özetle hayatta acaba kazandıklarına mı daha çok sevindin, kaçırdıklarına mı üzüntün daha büyük oldu? Yani hangisinin peşinden daha büyük bir enerji harcadın, ister olumlu anlamda ister olumsuz anlamda? İnsan galiba çok kazandığının kıymetini bilemiyor kaybedene kadar. Hı hı. Onun için daha çok kaybettiğinin peşinden gidiyor. Belki hayat merdiveni ortaları aşıp da aşağı doğru inmeye başlayınca kazandıklarına sahip çıkmaya başlıyorsun. Ben galiba oralarda bir yerdeyim şu aralar. Kazandığımın, elimde tuttuğumun, sahip olduklarımın, benimle birlikte olanların kıymetini daha çok bilmeye başladım son dönemde. Ve kaçırdıklarım için, kaybettiklerim için daha az üzülmeye başladım. Çok da büyük kayıp olmadığını düşünüyorum. Çünkü o duyguyla yaşarsan o büyük bir boşluk yaratıyor aslında insanın hayatında. Ama şu var açıkçası, çocukluğumdan beri ben bir salıncakta sallanırken genellikle yanındaki salıncakta sallananın acaba daha iyi duygular ve hislerle dolup dolmadığını hep merak ede geldim ve bu sürüyor yani. Genellikle hep onu merak etmişimdir ve o merak duygusu belki insanı... Evet. Yaratıcılığa sevk ediyor. Bir ikizler olarak herhalde kaybettiklerine üzülürken bir yandan da kazandıklarına seviniyorsun. Sonuç olarak tek yol var. Hep bire doğru bir gidiş var. Onu hissediyor musun yaşantında? Ve biri bulduğun zaman da tekrar ikiye bölünme duygusu var. Böyle bir diyalektiği var hayatın. Doğrusu ben tek yola inanmadım pek. Yani her zaman belki ikizlerin de karakteri olarak her zaman alternatiflerin olduğunu düşündüm. O alternatifi bulduğun anda da onun alternatifi türüyor. Ama hayat böyle bir şey, çoğalan bir şey. Yani işin tadı da orada zaten. Onun için ben hani gerçeğin ya da gerçeğe ulaşmanın bir tekilden çıktığını hiçbir zaman düşünmedim açıkçası. Tersine bütün çabam onu çoğaltmak. Hayır, zıt kutupların birbirini özlemesi anlamında birlikten söz ettim ben. Hani evdeyken sokağı özleme, sonunda bir noktada kendini dondurmaya çalışma gibi. Yanlış mı algıladım? Belki şey değil, tam bunu anlatmak istememiştim. Yani şu anlamda tekil olmaya inanıyorum. Hani zıt kutuplar, farklı insanlarla daha iyi hisseder insan kendini. Hani ben o şeye de hiç inanmadım. Hani elmanın iki yarısının bir arada olması gibi bir şey. Yani herkesin kendi başına bir elma olması gerektiğini düşündüm. O anlamda da zıtlarımla da iyi anlaşan bir şeyim oldu. Ama ben hani tekil ve çoğul olmaktan ya da iki olmaktan kastım şey değildi. Yani tek bir gerçeğe ulaşmak yolu ve yöntemi ya da tek bir gerçek olduğu fikri sana yakın gelmiyor. Yakın gelmedi. Hı-hı. Doğrusunu istersen bunu itiraf da edebilirim. Bu bir şey mi? Ruhani boşluk olarak görülebilir bazılarına ama sen öyle bir şeyini hissetmedim bu yaşıma kadar. Hani kendimi büyük bir mutlak arayışın olmadı öyle mi? Olmadı. Arayışım olmadığı gibi çok büyük bir şey, inanç sahibi de olmadım. Sadece gerçeğe yaklaşmanın binbir yolunu arıyor olmak bende daha büyük bir duygusal tatmin yarattı. Önemli olan arayış diye mi arayış düşündün? Arayış olduğunu düşünüyorum. Buluş yani. Değil. Hayır, çünkü bulunacak şey, yani o şey lafını severim, sevgi de öyle bir şeydir. Hani hep aradım buldum zannedersin, halbuki anlarsın ki asıl yolculuktur güzel olan ve sevgi aslında o yolculuğun adıdır. Ben buna inanıyorum. Yine de bazı istasyonlarda durursun ve bir nefes alırsın. O istasyonların adı zaten bulmaktır, inançtır, öyle değil mi? Benim hiç öyle soluklanma şansım olmadı biliyor musun? Genellikle soluk soluğa yaşadım şimdiye kadar. Belki de farkına varmadın. Belki de olabilir yani. Ya da bütün hayat böyle istasyonlar silsilesiydi. Onun adını koyamıyorum şimdi ama en azından kişisel olarak ben çok büyük bir ruhani boşluk içinde olduğumu düşünmüyorum. Peki bütün istasyonlardan geçe geçe, bütün tercihlerini azalta azalta insan sonunda kendine varıyor değil mi? Hayatının sonunda. Henüz varamadık da. Ya da hayatın varsan sonuna... ne yapacaksın söyle. Hayatın sonuyla alakalı değil ki. Kendini her an bulabilirsin. Peki bulsan ne yapacaksın? Herhalde değiştirmeye çalışacağım andan itibaren. Nasıl? Neyle? Neyini değiştireceksin? Neyinden hoşnut değilsin? Ya bilmiyorum. Sonuçta bir defa tek bir şey dedim ya, tek bir şey bulacağımı zannetmiyorum. İnsan öyle tekil bir şey değil. Yani belki
o an için neyse onu bulacaksın ama ertesi gün o farklı bir şey olacak. Buna artık alışmamız lazım hepimizin. Yani bizler statik varlıklar, yaratıklar değiliz. Biz bugün farklıyız, yarın bambaşka bir iklim içinde yeni bir şey, kendimizi bile şaşırtacak kadar farklı bir insan ruhuna bürünebiliyoruz. Maskelerimiz var, onları soyabiliyoruz ama soyduğumuzu sandığımız şeyin altından yenileri çıkabiliyor. Bütün onları anladıkça insan belki nihai buluş olarak aslında bunu kabullenmek bile yeterince bir olgunluk alameti gibi geliyor bana. O yüzden bulsam belki en maskesiz, en yalın halimi bulmak isteyebilirim. Ama onda bile böyle hani filmlerin son sahnesinde olur ya, en çıplak halini buldum zannedersin birden. Yeni bir maskeyle altından başka bir şey çıkar. Öyle bir şey bekliyorum. Babacan Dündar Egesi'yle 3 yıl evvel falan herhalde çekildi bu, evet, fotoğraf herhalde. Değil mi? 3-4 yaş olması yani. Senin bütün yaşam anların içinde belki de en önemli dönüşüm noktasıydı. Kesinlikle öyle. Yani dönüp baktığımda temel değişim anı diyebilirim yani. Nasıl bir şey baba olmak? Ya doğrusu olmadan anlamak zormuş hakikaten. Öyle derlerdi de inanmazdım. Ben doğum anında aslında eşime de bir özür borçluyum bu vesileyle. Belki onu da söyleyebilirim. Öyle mi? Tamamen yani eşim doğum yatakta yatarken onu görmeden ve onun aslında bir ciddi bir operasyon geçirdiğini tamamen unutmuş bir halde gidip oğluma baktım ve gözümü alamadım uzun süre. Hala da bundan dolayı ayıplarım biraz kendimi. Ama öyle bir şey gerçekten ve o andan itibaren ondan önce yaşadığın bütün hayatı sıfırlayıp adeta yeni bir şeye başladığını düşünmeye başlıyorsun ve eline bir çamur veriyorlar ve ondan bir heykel yaratmanı istiyorlar. Üstelik o heykeli kendine benzetirsen başka türlü bir dert. Yapamazsan, dağıtırsan başka bir dert, ona bırakırsan başka bir dert. Hala çözemediğim bir muamma içinde ama bakıyorum ki günden güne o heykel bir biçim kazanıyor ve mucizevi bir şey. Sonuçta bazı yönleri sana benziyor, bazısı benzemiyor. Sen düzeltmeye çalışıyorsun, o kendi bir şey oluyor filan. Hayat boyu bitmeyecek bir mimari çalışması. Can, bu güzel bir fotoğraf çalışması yaptık seninle. Bize zaman ayırdın. İnci Avcısı'nın anlarına. Çok anlarına. Güzel gerçekten. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Kattın. Biz gerçekten teşekkür ediyoruz sana. Ne çok yüzü var değil mi insanın? Evet. Bunlar size gösterdiğim kadar. Evet. Öbürleri evde albümde duruyor. Şimdi seni belki çok da hoşnut kalmayacağım. Başka bir iş bekliyor. İnci Avcısı'nın aynasında kendimle yüzleşmeye davet, evet, edeceğim seni. Mecburuz değil mi buna? Var mısın? Yokum var dersen. Var mı cesaretin? Cesaretin var. Yokum hadi dersem senin kabul etmeye cesaretin var mı? Hadi biraz daha zaman vereyim sana onun yerine. Elinde sonunda yüzleşeceksin. Birazcık ısınma hareketleri yapalım. O zaman ne kadar çabuk, o kadar iyi. Aynalar korkutur mu seni? Aynalar diye bir belgesel yapmıştım. Ve oradan korkutmaması lazım. Tabii aynanın öbür tarafındaysan ben de senin gibi korkmuyordum o zaman. Bu tarafına geçince hayat zor oluyor. Yoksa aynanın arkasında durursan hayat tabii korkutmayabiliyor. Ama orada benim yapmaya çalıştığım şuydu. O aynadan yansıyan yüzde acaba biz toplumun kaç yüzünü görebiliyoruz? Biraz onu değişmekti açıkçası. Bireyselden ziyade daha toplumsal bir şeydi. O yüzden yani ben de öyle aynalara bakıp da kendimle konuşma alışkanlığında bir adam değilim fazla. Yazılarda bunu daha kolay yapıyorum. Yani yazarken kendimi daha iyi hissediyorum ama böyle sohbete geldiğinde müthiş zorlanıyorum. O yüzden belki insan yaza yaza hani bir tür kalemin diline dönüşüyor. Peki sen de temel içgüdünü hayatta sevilmek mi? Saklanmak mı? Başkalarını değişmek mi? Ölümden korkmak mı? En temel içgüdün kendinle yalnız kaldığın zaman. Ya da kalabiliyor musun? Vallahi kendime yalnız çok kalmamaya çalışıyorum. Çünkü yani genellikle birilerinin elimden tutması çok hoşuma gidiyor. O yüzden kaldığım zaman da kendimle konuştuklarımı izin verirseniz TRT ekranlarında seyircilerle kendimle paylaşmak istiyorum ama gerçekten öyle bir şeyim yok. Yani fazla çok kendimle haşır neşir olmayı daha çok yazılarla ve biraz orada aleni yapıyorum zaten. Yapabildiğim kadarıyla aleni. Peki. Ama onun dışında çok transparan giyinmemeye çalışıyorum. Çalışıyorsun bu, peki. Olsun, ben yine de soracağım. Aşık Can nasıl bir Can? Ama onu da aşık olduklarıma sormak lazım. Hani hayır, sen çok kendimi kendi aşık halini görebiliyor musun? Başkalarına ayna tutmak kolay.
Hadi kendine tut. Belki sevilme dürtüm daha fazla sevme dürtümden. Bu bir öz eleştiri olarak söylüyorum bunu. Yani sevgi boşluğunda müthiş bir uçurumda hissediyorum kendimi. Bu da haksızlık aslında sonuçta. Yani kimse seni sevmeye mecbur değil. Yani ya da sürekli sevmeye mecbur değil ama çoğu zaman verdiğimden çok talep ettiğimi düşünüyorum çevremdeki. Nasıl yapıyorsun bunu? Elimde olmadı. Nasıl? Nasıl gösteriyorsun dışarıya? Yani nasıl sevgi istiyorsun? İsteme biçimin ne senin? Ya her dakika ilgilenilmek ve el üstünde tutulmak belki pek çok erkek için bir defo olarak da söyleyebilecek bir şey. Ama öyle bir belki yetiştirilmeden itibaren yani bir ana kucağında doğup büyümüş bütün erkekler gibi sonsuza kadar onu bekliyorsun ve aslında sonuçta da gidişimizde öyle oluyor biliyorsun. Dünyadan ayrılırken de aynı bebeksi şeyle korunmaya muhtaç bir şekilde hayata veda ediyoruz. Bütün aradaki süreci de galiba böyle geçiriyoruz. Yani biraz el bebek gül bebek. Peki Can, ölüm senin için tamamen bir yok oluş mu? İstersen aynaya geçebiliriz ya. Onu geciktirmek için Hadi geçelim. Ben vazgeçtim. Bu albüm senin, unutma. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi bakalım. Tam ölüm faslına albümden güç alırsın ve ölümle hesaplaşmanı da ama sen yanımda olacaksın. Olacağım. Tamam. Can, söyle bakalım. Kim bu adam? Ya valla dediğim gibi ben doğrusu çok kendimle yüzleşmekten hoşlanmam. Lütfen aynaya bak. Gözlerinin içine bak. Seninkine bak. İkincisi zaten yani aynanın ne zaman kimin baktığı, ne zaman baktığı, hangi aynaya baktığına göre çok değiştiğini düşünüyorum. Yani onun için benim de böyle bir nihai kendime ilişkin, kendimi yıllardır aramış ve şimdi İnce Abici stüdyolarında bulmuş gibi olmayayım. O yüzden de yani çok ayrıntılı bir şey söyleyemeyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim ki aynalar yalan söyler. Onun için ben de biraz Luna Park aynaları gibi insanları hem aynaların hem televizyon camlarının, sinema perdelerinin biraz doğru yansıtmadığı inancındayım. Aslında mutlaka gördüğünü gösteriyor ama bazen boyunu tahmin ettiğinden büyük gösteriyor. Bazen daha kısa gösteriyor. Deforme ediyoruz biraz. Hem medyada yapıyoruz bunu hem de her ayna bize kendi görmek istediğimiz şeyi gösteriyor. O yüzden de çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum bu tür yüzleşmelerin. Belki daha derin şeylere ihtiyacımız var. Yakışıklı buluyor musun? Bulmuyorum. Hayır. Biraz tedirgin buluyorum ve ayna karşısında kendini sorgulama zorunda bırakılmış her insan gibi biraz stresli buluyorum açıkçası. Ama sen de başkalarına yaptın bunu. Belki onlara bu şekilde somut bir ayna tutmadın. Yok bu kadar zorlamadım Nuriye. Lütfen senin kadar yaşasın. Şöyle bitireyim isterseniz. Yani bütün bir hani hayatı sorgulamam bekleniyorsa elbette bunu yapmayacağımı herhalde siz de tahmin ediyorsunuzdur. Şu kadarını söyleyeyim hani iyi kötü bir yol geldim ve beni hani böyle bir ayna karşısında aklıma gelen şey şu oluyor. Hemingway'in İhtiyar Balıkçısı'nda vardır. Adam bütün bir okyanusu kat eder ve orada bir balık yakalar ve hiç hayatında yakalamadığı kadar büyük bir balıktır bu. Ve o balıktan kocaman bir kılıç balığıdır ve onu elleri yarılıncaya kadar uğraşır onlar ve sonunda onu alt eder ve hayatının en büyük balığıdır bu. Sonra o balığı teknesinin yanına bağlar ve kıyıya götürmeye çalışır ve yol boyu o kadar acı çeker ki bunu yapabilmek için ama bunu yapmak zorunda olduğunu da düşünür. Fakat köpek balıkları saldırır ve yol boyunca yakaladığı hayattaki en büyük balığını yerler, yok ederler ve geriye bir kılçıktan ibaret bir kılıçla kılçık kalır elinde. Çok acı çeker ve ne onunla böbürlenebilecektir artık ne de bu başarısınla gururlanabilecektir. Oradan aklımda kalan bir şey var. Yenilmiştir aslında, ayakta duracak hali yoktur ve kıyıya çıktığında evine kadar yürüyemez bile ve düşer. Orada şunu söyler. Yenildin mi diye sorar kendine belki bir ayna karşısında. Sonra da yenilmedim aslında sadece biraz ileri gittim galiba der. Aslına bakarsan ben de bugün dönüp baktığımda bütün bu serüvende en azından bugüne kadarki fasılda çok yenilmiş gibi hissetmiyorum kendimi. Yani eğer deminki sıfatın doğruysa bir savaşçı olarak bunları yaşadıysak ve
daha adil bir dünya ütopyası uğruna bir şeyler yaptıysak, çok yenilmedik aslında bugüne kadarki safhada. Ama biraz ileri gittik belki. Ama şuna da inanıyorum ki insanlığın ilerlemesi için ancak birilerinin öne çıkıp ilerlemesi gerekiyor. Ve bunu hepimizin yapması gerekiyor. Ben elimden geleni yaptım. Bu ayna karşısında söyleyebileceğim son söz bu galiba.